Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da okuduğunuz üzere stüdyo alışverişimi sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz ki bir süre önce sosyal medya işlerimi yürütebileceğim, aynı zamanda çekimlerimi yapabileceğim bir stüdyo oluşturmuştum. Bununla ilgili bir video hazırlamıştım. Eğer izlemediyseniz linkini buraya bırakırım. O videoda hem süreci sizlerle paylaşmıştım hem de ana hatlarıyla stüdyoyu beraber düzenlemiştik. O videodan sonra stüdyo için ne aldıysam poşetlerinde duruyor ve yaklaşık 30-32 parça şey var. Hem böyle düzenleme şeyleri, hem dekorasyonla ilgili şeyler, hem yiyecek içecek, temizlik, aklınıza gelebilecek her kategoriden ürün var. Hepsini şimdi sizlerle paylaşacağım. Dilerseniz daha fazla lafı uzatmadan başlayalım. Farklı farklı kategorilerden ürünler olduğu için karışık göstereceğim. Artık nereye ne denk gelirse. İlk olarak şöyle LED mum aldım. Şu an arkamda görüyorsunuz dörtlü böyle pille çalışan mumlar var. Bunları ben çok dekoratif ve kullanışlı buluyorum. Bu şekilde buraya bir gerçek mum assam onun damlaması, temizlenmesi vesaire çok sıkıntı olabiliyor. Ama bu elektronik mumlar hem güzel görünüyor hem de oldukça temizler. Ben bu dörtlüyü IKEA'dan almıştım. Ya 2-2 almıştım ya da dörtlü olarak satılıyordu. Tam hatırlamıyorum. Ama sanırım IKEA'dan onu kaldırmışlar. Onun yerine muadil bir şey arıyordum. Ben de MediaMarkt'ta buldum. MediaMarkt'ta ben online'da baktığımda 20-25 lira gibi bir şey olması lazım. Daha sonrasında Levent Tekin'e gittiğimde son bir tane kalmıştı ve gördüğünüz gibi kutusu da böyle biraz harap olmuştu. Belli ki birisi açmış denemiş. Daha sonrasında zımbayla tekrar kapatmışlar. Orada denemek istedim. Çalıştığını görünce ve üzerinde herhangi bir hasar olmayınca da aldım. Ve fiyatı da tek kaldığı için ve kutusu önceden açılmış olduğu için 10 liraya geldi. Yani indirimli almış oldum. Daha sonrasında şöyle Teddy'den iki farklı organizer aldım. Yakında makyaj masamı düzenlediğim bir video çekeceğim ve makyaj masasının içerisini düzenleyebilmek için kullanışlı olabilecek organizerlar alıyorum. Bunları aslında makyaj malzemelerim için değil de mesela buna saçla ilgili işte spreyler olabilir, tarak olabilir ya da yüzüm için kullandığım spreyler olabilir. Onları koymak için aldım. Şöyle göstereyim. Benim makyaj masam beyaz olduğu için beyaz tercih ettim ama bunun farklı renkleri de vardı. Sizin masanıza göre ya da kullanacağınız yere göre rengini seçebilirsiniz. Bir de şöyle daha çok tokaları koyabileceğim işte tel tokalar, lastik tokalar gibi ayırabileceğim iki bölmeli daha küçük olanını aldım. Hemen ardından elime bir tane böyle Solon'un pratik mendillerinden geldi. Şöyle ortasını yırtıyorsunuz, çek al şeklinde. İçerisinde 150 adet varmış. Böyle deseni hoşuma gitti. Belki bu IKEA'dan aldığım peçeteliğin içine koyarsam dışıyla birlikte güzel olur diye düşündüm. Ardından elime şöyle bir tepsi geldi. Bunun dışının ambalajı duruyor. Önce bir onu yırtmam lazım ama ben bunu nasıl açacağım? Ve açtım. Şöyle ahşap bir tepsi aldım. Boyu çok büyük değil, çok küçük de değil. Orta boyda diyebilirim. Ahşap olması çok hoşuma gitti. Böyle bir şey arıyordum ve Teddy'de denk geldim. Yanılmıyorsam bunun fiyatı 20 liraydı. İthalatçı firmanın adı Balsa'ymış ve bu da bambu tepsi olarak geçiyormuş. Ben ahşap dedim ama bambu tepsi olarak geçiyormuş. Bir tane de şöyle şeffaf kaydırmaz raf örtüsü aldım. Bu Decobella markasının 50'ye 125 santimmiş. Bunu ben Teddy'den aldım. Fiyatı 15 liraydı yanılmıyorsam. IKEA'da falan da var. Bazı organizerlarım çekmecenin içerisine tam oturmadığı için çekmeceyi itip çektikçe kaydığını fark ettim ve o kaymayı önlemek amacıyla da bu şeffaf olanı tercih ettim. Burada resimler var. İşte buzdolabında kullanabilirsiniz, raflarınızda kullanabilirsiniz, ayakkabılığınızda kullanabilirsiniz. Şöyle bir hediye ürünle devam edelim. Mudo Concept'ten 4 bardak seti. Şöyle önce bir göstereyim bardakları. Bu Trendyol üzerinden alındı. Dörtlü bardak seti olarak 44 liraydı. Çok güzel paketlemişlerdi. Çok özenli bir kargo olmuş. Şöyle açayım. Gördüğünüz gibi bardaklar tek tek sarılı. Bunu Trendyol'da gördüğümde daha küçük zannetmiştim. Ama bardakları görünce şimdi şok geçireceksiniz. Normal su bardağından daha büyük.
Şimdi önümde 3 poşet ürün var. Nereden devam etsem? Sanırım IKEA'dan devam edeceğim. Şöyle bir paket. İlk olarak içine biten pamuk kaçmış. Şöyle BİM'den Apax marka pamuk disklerinden almışım. Bir tane şöyle şeffaf bir organizer aldım. Bu hemen hemen herkeste göreceğiniz IKEA'nın en çok satan organizerlarından biri sanıyorum ki. İki küçük gözü, iki orta gözü, bir tane de büyük gözü var. Özellikle far paletlerini falan yerleştirmekte çok iyi oluyor. Benim eski makyaj masamda da iki tane vardı bundan. Hatta takı düzenlediğim kısımda da bir tane var. O iki taneyi yine bu çekmecelerimde kullanacağım. Bir taneye daha ihtiyacım vardı. O yüzden bir tane daha aldım. Daha sonrasında şöyle organizerlar aldım. Bunlar aslında mutfaktaki çatal bıçakları düzenlemek için olan mutfak kısmının düzenleyicileri. Ben bundan tam 4 tane aldım. Çünkü bu aslında Alex'lere tam oturuyor. Ama şöyle bir sıkıntısı var. Şu kenar kısımlarını görüyor musunuz? Hafif çıkıntıları var. İşte o çıkıntılar çekmecenin o kenar duvarları var ya, oraya basıyor. O yüzden de organizer tam aşağıya oturmuyor. Aşağıdan biraz yüksekte. Alex'in ilk iki çekmecesi çok büyük olmadığı için, dar olduğu için bunlar o kısımda kullanmak için gayet ideal. Ama diğer çekmecelerde bunu kullanmak o çekmecelere haksızlık olur. Çünkü yarısında kalacağı için çekmecenin yarısı boşta olur, altta olur. Kullanamazsınız. Ben de o yüzden 4 tane aldım. Ben de biliyorsunuz ki makyaj masamda 2 tane Alex var. 2 tane üst çekmecede kullanacağım için 2-2 4 tane gerekti. Yani inanamıyorum ya. Alışveriş videosunda resmen şu an matematik hesap yaptım. Bir tane çöp poşeti çıktı. Koroplast markasının büyük boy çöp torbası. Stüdyomu düzenlediğim videoyu izlediyseniz bir köşeye böyle kahve çay köşesi gibi bir şey yapmıştım. O yüzden de şöyle bir Yeşil Çay Selection isimli Doğada'nın yeşil çay paketini aldım. Bunun içinde yeşil çayın envai çeşidi var. İşte limonlusu, yaseminsi, yumuşak içimlisi, sadesi, ananas açaylısı gibi. Hangisini canım isterse. Şöyle 5 tane falan süt çıktı. Hem böyle içim light %0 yağlı hem de laktozsuz olanı. Bir tane de şöyle filtre kahve çıktı. Jacobs markasının. Ben burada daha çok filtre kahve tercih ediyorum. Ara ara storylerden takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Şu anda kahve dünyasındakini kullanıyorum. Bu da Hediye Jacobs. Bundan önce hiç denemedim. Deneyeceğim. Şöyle bir paket Milka'nın Mix isimli çikolatasını aldım. İçerisinde 70 tane küçük çikolata var. Hatta açıp arkadaşıma götürmüştüm. Şöyle göstereyim. Küçük paketler halinde. Böyle bir şey Türkiye'de görmemiştim. O yüzden de Macaristan'daki havaalanında Duty Free'den aldım. Dediğim gibi 70 tane küçük çikolata var içerisinde. Fındıklı, sade ve çilekli olarak. Bu özellikle hoşuma gitti çünkü burada kahvenin yanına 2 tane falan böyle bir çikolata koymak istiyorum. Hem gelen için hem benim yemem için. Daha büyük paketleri açtığım zaman burada ziyan olabilir ya da işte bozulabilir. Böyle küçük paketler olması o yüzden hoşuma gitti. Benim kahvenin yanında yemeyi en sevdiğim şeylerden biri de Lotus markasının bu Biscoff isimli böyle tarçınlı kurabiye gibi kıtır kıtır bisküvisi. Şöyle göstereyim. Benim aldığım böyle tek tek paketlenmiş. İçerisinde totalde 25 tane bisküviden oluşuyor. Ben yine burada açıp bir paketi tek başıma bitiremem. Kahvenin yanına şöyle bir ya da iki tane yemek için tek tek paketli olanları tercih ettim. Ama bunun paketsiz olanı da var. Siz öyle de tercih edebilirsiniz. Üzerinde de yazıyor ki Every Coffee Needs a Lotus. Gerçekten böyle tarçınlı şeyleri seviyorsanız buna bir bakın. Bir tane de Almanya'dan şöyle bir çikolata aldım. Bunu Türkiye'den biliyorsunuzdur. Türkiye'de başka bir çeşidi var. Hem Rossmann'larda satılıyor hem de diğer marketlerde de var sanıyorum. İsmini asla telaffuz etmeye çalışmayacağım. Şöyle göstereyim, siz okuyun. Şu an konsept epey bir değişti. Yeme içme üzerine evrildik resmen. Kahve dünyasının şöyle Draje gibi çikolataları var. Küçük küçük. Bu portakal parçacıklı bonte, sütlü. Bunlar da klasik sütlüler. Bunlar BİM'e gelmişti. Fiyatları
6 lira, 5.95 lira gibi bir şeydi. 4 tane falan vardı. Birini yedim. Portakal parçacıklı, gerçekten çok güzel. Bunu yine kavanozlarıma koyacağım. Bunlar da kahvenin yanında falan güzel olur. Eğer bir yerden bir sürpriz bir şey çıkmazsa yeme içme ile ilgili son şeyi gösteriyorum. Şöyle kahve kreması aldım. Instagram'da bir arkadaş kahveyi çok lezzetlendirdiğini söylemişti. O yüzden de ben de Bim'de denk gelince aldım. Normalde sanıyorum ki bunlar file marketlerde satılıyormuş ama benim yakınımda hiç file market yok. Bim'e gelmişti ve bu kaç tane? 2, 4, 6, 8, 10 tanesi 2,5 liraydı. 2 paket aldım. Tadını bilmiyorum, hiç denemedim. Ama böyle arada bir kahveyi biraz daha yumuşatmak istediğimde kullanılabilirim diye düşündüm. Belki hala vardır, bir bakabilirsiniz. Ikea alışverişimin diğer kısmı da bu poşetten çıktı. 2 tane kavanoz almıştım. İlki şöyle küçük boy. Ben bundan bir tane orta boy zaten kullanıyorum. Benim filtre kahvem onun içerisinde duruyor. Bunu da az önce gösterdiğim drajeleri vesaire koyarım. İçinde güzel durur diye düşünmüştüm. Bunu çıkardıktan sonra resmen attım yani. Şöyle bir lastik çıkıyor içinden. O lastiği şuraya takıyorsunuz. O lastiği taktıktan sonra ve şurayı kilitledikten sonra bu kavanozlar hiçbir şekilde hava almıyor. Ve şekil itibariyle de bence çok şık duruyorlar. O yüzden bir tane küçük aldım. Bir tane de orta boyunu aldım. Benim filtre kahvemi koyduğum da yine bu boy. Bunu neden aldım? Az önce gösterdiğim lotuslar var ya, onu bunun içerisine koyarsam güzel görünür diye düşündüm. Aslında onlar tekli paket halinde ve bayatlamazlar ama yine de neden olmasın? Bunun içine daha güzel görünür diye düşündüm. Yine bir yurt dışı ganimeti. Çek Cumhuriyeti'nde Carlsbad'dan şöyle bir kupa aldım. Bundan 2 tane almıştım. Birini de arkadaşıma verdim. Şöyle kare formda olması çok hoşuma gitti. Ben hediyelik eşyalarda böyle bangır bangır o ülkeyi, o şehrin ismini bağırmasını çok sevmiyorum. Bu da dış kısmına baktığınız zaman orayı yansıtan resimler var üzerinde ve tam böyle vintage bir havası var renginden dolayı. İçinde de sadece şu kısımda Prag yazıyor. O da çok hoşuma gitti. İçerisine gizlemiş olmaları. Yapılabilecek şeyleri arkama koyuyorum. Yine bir yurt dışından aldığım kupa. Bunu Macaristan'da Esterdon Kalesi'ne gitmiştik. Orada çok fazla rüzgar vardı. Çok yüksek zaten ve rüzgarlı bir, kötü havalı bir güne denk geldik. Herkes rehberin anlatımını dinlemek için gitti ama biz daha fazla dayanamadık ve yarı yoldan döndük. Böyle aşağıda hediyelik eşyalar satan bir yer vardı. Oraya girdiğimde iki tane kupa beğendim. Tercihimi bundan yana kullandım. Gerçekten çok hoşuma gitti. Böyle elle yapılmış olduğu belli, bazı hatalar var üzerinde. Mesela burada çizgisi kaymış gibi. Ama o bile çok hoşuma gitti ve böyle nasıl diyeyim, baskı gibi değil de sanki kabartmalı elinize geliyor olması, dokusu çok hoşuma gitti. İlk olarak şöyle bir organizer, şeffaf. Flex'i oldukça kaliteli duruyor. 3 tane bölmesi var. Özellikle bu far paletleri için üretilmiş. Bunu Almanya Dresden'den aldım. Fiyatı da 6 euroydu. Mağazanın adını da söyleyeceğim. Unuttum. Bu çok ünlü ya. Hani her şeyin çok ucuz olduğu bir mağaza var ya. Oradan aldım bunu. Almanya'dan Çek Cumhuriyeti'ne, oradan Avusturya'ya, oradan da Macaristan'a, hatta öncesinde Slovakya'ya kadar bunu taşıdım. Gerçekten bunu yaptım. Ve kırılmaması için de aralara çikolata sıkıştırdım gerçekten. Çok hoşuma gitti. Bu 6 euroydu ve fiyat olarak da çok makul bir fiyata geliyordu. Türk parasıyla bile. Ve Türkiye'de hem bu tarz plexi organizer'lar çok pahalı, hem de bu tarz bir modeli daha önce görmedim bir yerde satıldığını. O yüzden de hemen kaptım. 2 tane şöyle minik kase aldım. Az önce çikolatalar göstermiştim ya. Onları bunun içerisine koyarım diye düşündüm. Bunları A101'den aldım. Farklı renkleri de vardı ama benim böyle laciverti ve turkuazı hoşuma gitti. Bunlar 2,5-3 lira gibi bir şeydi. Oldukça uygun fiyatlılardı. Yine bir tane kase. Ama bunu nereden aldım? Taksim'de bir pasajdan aldım. Bu sefer de şöyle göstereyim. Bordo kırmızı gibi.
Macaristan'dan şöyle bir tane kokonat kase aldım. Bunun içerisi pembe ve böyle inciye benzer bir şeyler var, böyle desenli. Bu gerçek kokonat mı diye sorduk ve evet dedi. Ama kadının çok anladığını da zannetmiyorum. Yani gerçek kokonat değildir muhtemelen. Bir tane şöyle pamukluk çıktı. Kare pamukluk olarak geçiyor. Ben bunu önceden almıştım Beşiktaş'ta bir yerden. Şöyle göstereyim. Bu kendisi. Bu da kapağı. Bunu muhtemelen makyaj süngerlerimi muhafaza etmek için kullanacağım. Burada sık sık ıslak mendile de ihtiyacım oluyor. Her zaman normal bir paket ıslak mendil alıyordum ama artık bu Activex'in antibakteriyel ıslak mendilini tercih ediyorum. 56 tane var içerisinde. Fiyatı yanılmıyorsam 10 liraydı. Bakterilerin %99.9'una kadar öldürür diyor. Muhtemelen içerisinde alkol var. Ben artık çantamda da ıslak mendil olarak bunun küçüklerini taşıyorum. Yakın zamanda BİM'e şöyle çift cidarlı kupa gelmişti. Ben de yakaladım, yani benim için yakaladılar. Şöyle göstereyim. O kadar güzel görünüyor ki. Ama bu tabii şöyle boşken bir anlam ifade etmiyor. İçerisi dolduğunda daha güzel görünecektir. Yine aynı çift cidarlı kupanın şöyle ortası kalp şeklinde olanı da almışlar bana. Tip olarak ona benziyor ama bu muhtemelen çay için düşünülmüş. Çünkü iç ebatı ona göre daha dar, daha ufak. Şaka değil, gerçek turuncu fosforlu kalem çıktı. Bir tane de şöyle BİM'e süt köpürtücü gelmişti. Kahve köpürtücü olarak geçiyor. Kiwi markasının. Bu pille çalışıyor. Çok hoşuma gitti. Şöyle önce kutusunu göstereyim. İçinde şu an pil var. Nasıl çalıştığını görüyor musunuz? Bayağı hızlı. Ve gerçekten saniyeler içerisinde sütü inanılmaz köpürtüyor. Burada sütle kahve yaptığım zamanlarda böyle değişik olur diye düşünerek bunu da aldım. Siz videoyu izlediniz, kapatacaksınız. Bense videodan sonra etrafı toparlayacağım. Bari videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlar kısmında da bana bir kolay gelsin yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.